Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız ıktınlar ekranımız olsun. Xitay bilen Amerika muhbirlerine koyan çekilimine öz ara boşluğa koşuldu. Xitayning organ taratqulari va Amerika davlat tashqi ishlar ministrligi seyshanba Xitay bilan Amerikaning muxbirlarga qo'ygan ziyorat cheklimisini o'zaro bo'shatganligini e'lon qildi. Reuters agentligining Xitay tashqi ishlar ministrligi amaldorlarining so'zini naql qilib xabar qilishcha, Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden o'tirsidagi silliq suhbatdan ilgari Xitay bilan Amerika muxbirlarga viza berish qatorliq masalalarda birlik hosil qilgan. Bununla asasen Amerika Xitay muhbirlarına bir yılda köp kıtım çigradın kiriş vizisi berdiken. Xitay mı Amerika vədisini işğe aşurğandın kin, Amerika muhbirlarına baraver muamele kıldığalıqı haqqıda vədi bergen. Bayanatta işki tarafının münasibetli kanun nizamlarına asasen muhbirlarına viza berdiğalıqı qayt kılıngan bulup, yine virusunun aldığını iliş kilişimge qattıq əməl kiliş şartı astıda, muhbirlarının erkin sayahat kılalaydıqalıqı ilave kılıngan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı bu aktiki tepsilatlar hakkında tohtilip, Xitay tarafının Xitay'da turuvatkanı Amerikalıq muhbirlarının erkin azada Xitay'dan ayrılıp, Amerika'ya kaytıp kilişiger ruhsat kıldığalıqı toğrısı da vədi bergerlikini, Amerika'nın mu Xitay muhbirlarına okşaş kolaylıq yaratışının pilalıqalıqını bildirgen. Bayanatçı yana, biz bu sahadaki ilgirleşine karşı alımız, ama bunu pekat deslepki tedbir deb karayımız. Yakınca yıllardan bu yan Xitay'daki ahbarat muhiti körnerlik naçaraştı digen. Xitayning Interpoldagi ta'siri kishilik huquq tashkilotlarining andishisini qo'zg'adi. Xitay jamoat xavfsizlik ministrligining bu yuqori darajalik amaldorining Interpolda vazifaga erishishga urinishi kishilik huquq tashkilotlari va siyosiy yo'llarining andishisini qo'zg'adi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitay jamoat xavfsizlik ministrligining bu yuqori darajalik amaldori Interpolning ijroiy amaldori o'rniga erishishga urinayotgan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro siyosiy sohadagilar Xitayning Interpolning ma'lumot ambaridan qalamiqan foydalanib, Xitayga qarshi shaxslarni izqoqlab tashirish ehtimolligidan andisha qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Interpol 23 noyabrdan 25 noyabrgacha Turkiyaning Istanbul shahrida yig'in ichib, ijroiya komitetining yangi a'zolarini saylaydi ekan. Buning ichida Xitoy JH ministrligi xalqaro hamkorlik idorasining muavin mudiri Xobin Chinmon nomzodlar qatorida bor bo'lib, qolgan 2 nomzod Singapur va Hindistondan ekan. Bildirilishicha, Interpol ijroiya komiteti 13 ijroiya amaldoridan tarkib topgan bo'lib, ular bosh kotib va bosh kotibat boshqarmasining kundalik xizmatlarini nazorat qilish, xizmat plani va siyosatlarini tuzishga yordam berishga mas'ul ekan. Interpolda 19 sonliq ma'lumot ambiri bor bo'lib, bularning biri 1.5 milliondan ortiq xalqaro jinoiy delolarga aloqador arxiv materialini o'z ichiga olgan. Xitay jamoat xavfsizligi ministrligining uchurg'a asoslanganda, Xitay har yili Interpol yo'li orqali taxminan 3000 qitim yordamlashib tashirish delosini avatadi ekan. Xabarda bildirilishicha, nurg'ulligan kishilik huquq tashkilotlari va o'xshamagan partiyalardan tarkib topgan Xitayga qarata davlat xalqaro parlamentlar ittifoqi buningga oshkora norozilik bildirib, Xobinchinning Interpol ijroiya amaldori bo'lib saylanishga qat'iy qarshi turgan. Ular Xitayning bu tashkilotdagi o'rnidan foydalanib Muhacirattaki Uyghurlarga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırıştın endişe kıldıqallıqını bildirişken. Mezkur itibahının Interpol'a yazgan xıtıda, Xo Benchin'nin icraiye komitutuğa sayılınışı, Xitay'nın Interpol'na devamlı suistimal kılıç kılmışıga yeşil çırağı yıkıp berip, Hong Kongluqlar, Uyghurlar, Tibetler qatarlıq çet ellerde yaşavatkan Xitay'a karşı şahıslarga bolgan xavipi tığımı çoğun buludu deyilgen. Ve bu yıl 7. ayda Marrakeş'te tutkun kılıngan Uyghur yaş İdris Hasan'ni misal kılıp körsetken. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti 15 noyabr e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, 2000 yildan 2020 yilgacha bo'lgan aralikda Xitoy chiqargan qizil ranglik tutish buyrug'i 10 hissa ko'paygan. Chen Chuangguo Xotandagi ziyoratida bastiru siyosatini qayta ta'kidladi. Chen Chuangguo oldingi hafta xizmat tashirish uchun Xotan viloyatiga borgan bo'lib, Atalmış İslam dinini Xitaylaştırış, dinini sosyalizm cemiyetine maslaştırış degen ibarelerine kayta tekitligen. Xitay haber menbelerden melum buluşça, Atalmış Uyghur Abdunum Rayalı Komitetinin Partiye Komitetinin Sekretari Chen Chuangguo 13-14 noyabr teşhürüş üçün Xotan vilayetine ziyaret kılgan. Chen Chuangguo bu ceryanda Xotan'daki bir kısım mektep ve zavut karxalarga bargan bulup, bu ceryanda Xitay'nın Şarkı Türkistan'ı kontrol kılış siyasetini devamlı icra kılış kereklikini tekitligen.
Çin Çuengo yana atalmış Cunha milleti ortak gövdesi ınını müstehkemleş, İslam dinini Xitaylaştırış yönlüşü de çıntırış, dinini sosyalizm cemiyetine uygunlaştırış katalık ibarelerini alayda tılgı algan. Xitay rejimi aldınkı 5 yıllık planı mezgilde Şarkı Türkistan'ı işgal kılgandın bu yankı en iğir terör siyasetini icra kılgan bulup, bu jarayanda 8 milyondan artıq Şarkı Türkistan halkını türme ve ceza lagırga kamığandın sırt, Şarkı Türkistan halkını Xitaylaştırış, cümleden atılmış İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini küçüb icra kıldı. Bunun neticesi de 16 milyondan artıq mescid çekip ötildi ya ki buzu ötildi. Neçi manlığan dinli zatlar ve ölümallar öldürüldü ya ki türmüge taşlandı. Küzet küçüler Xitay'nın atılmış İslam dinini Xitaylaştırış katalıq namlar bilen terör siyasetini perdazlaş, bu arkalık halkara cemiyetini aldaşka urunup kelgelikine, halkara cemiyetinin Xitay'nın cinayetlerine toxtuşka mecburluğudak emeli hareketi bolmağalıqı sebeplik, Xitay rejiminin türlük besimlerine karmay, Şarkı Türkistan'daki cinayetlerine tıxımı küçeytip dağınlaştırı atkalıqını bildirişmekte. Yaponiya bilen Amerika Xitay'a karşı herbi manöver ötküzdü. Yaponiya bilen Amerika Xitay harbiy harakatini bargan sir kuchaytib otgan Janubiy dengizda tunji qitim suvosti paroxotini o'z ichiga olgan birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Turkiya ovoz radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya dengiz okean mudofaa armiyasi Amerika dengiz armiyasi bilan Janubiy dengizda birlashma harbiy manevr o'tkazganligini e'lon qilgan. Manevrga Yaponiyaning ikki qo'lg'uchi paroxoti va charlash aeroplani qatnashgan bo'lib, tunji qitim Yaponiya dengiz okean mudofaa armiyasiga tavas suvosti paroxotini yo'llangan. Yaponiya Deniz Okean Müdafiye Armiyası'nın bildirişçe, bu manöver Amerika ve Yaponiya'nın Janubiy Deniz'de suasti paraxotuna katlaşkan tonca herbi manöver iken, Yaponiya Devlet Taratkısı NHK'nin haberge asaslanganda, bütün rayonda suasti paraxotuğa karşı turuş meşgı özü içi algan bu manöverga, Amerika'nın koğluğucu paraxotu ve çarlığucu aeroplanı mu katlaşkan. Xabarda yana, Xitay'nın rayondaki herbi hareketinin künsiri küçü yatkallıqı tekitlenip, Birleşme manöverinin Yaponiya-Amerika İtibakı dairesindeki erkin ve uçuk Hindi Tinç Okean nişanını maksat kılgallıqını bildirgen. Mado şirketi Xucayin'nin Xitay hakkıdaki sözleri küçlük tenkitke uçurdu. Türkiye'deki danlıq markalardan biri bolgan Mado şirketinin Xucayin'i Xitay hakkıdaki numusuzlarca sözleri sebeplik kattıq tenkitke uçurdu. Türkiye'nin danlıq marojna ve tatlıq turum şirketi Mado'nun xojayini Mehmet Kambur 15 noyabr Xitay Xalqara Radiosu Türkçe kanalının ziyaretini qabul qilgan bulup, Mado şirketinin taraqqiyoti ve Xitaydaki planlar haqida toxtalgan. O ziyaret yana, şirketinin Xitaydaki ichilish murasimi haqida toxtalib, aynı vaqtda özünü Xitaydan deb tunishtirganligini, mehmonlarning hayran qalganligini tilga olgan ve buni tushundirib, insonning ichki vatani bo'ludi. Biri tuğulgan yeri, yeni biri toygan yeri. Xitayda toygan iken men Xitaydan degen. Onun bu sözleri tur dünyasında tarqalgandan keyin Türkiye içi sırtıda küçlük gulgula qozgıdı. Muhacirettiki Uyghurlar, şundakla Türkiye'deki Şarkı Türkistan meselesine köngül bülüp kelgen her qaysi sahalardaki zatlar ve danlıq şahsızlar ictimai taratku hesapları arqalıq Mehmet Kamburunu qattıq ayıpladı ve gazipini bildirişti. Tünögün keşte Twitter'da yine Madone Baykut Kılaylı temisinde hashtag paliyeti başlangan bulup, kısa vakit içinde Türkiye'deki Twitter gün tertipinde birinci oran koydu. Mado 1850 yılı Türkiye'de kurulgan şirket bulup, uzun tarih ege danlıq markalardan biri bulup hesaplandı. Nöbette Mado'nun 22 devlette tarmak şirketi var bulup, Mehmet Kambur Xitay'daki zincirsiman dükününün 1700 nişanı barlıqını bildirgen. Mado şirketi aldınkı aydımı Uyghur Akademiyası Katarlıq Teşkilatlarının başçılığı da təşkillengen, Beijing Kışlık Olimpikini baykut kılış haqqıdaki akbarat elan kılış yığınının Mado şirketiye təvə pahaliye zalda ötküzüşke ruhsat kılmağı idi ve bunun Xitay'daki sodusunun ziyanğa uçurması üçün ikerlikini bildirgen idi. Kayseri'de Uyghur qari oquqıçılarını tebrikleş mürasimi ötküzüldü. 14 noyabr Türkiye'nin Kayseri şehirdeki Uyghur mektebinde yeni qarilarni tebrikleş murasimi ötküzüldü. Mezkur mektepteki 20 okuqucunun qariliğini tebrikleş murasimiga Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikidin ustazlar, Türkiye'nin devlet ve dini işler nazaretideki erbablar, bir kısım cemiyet ve vakıf vekillerden sırt, Türkiye'deki danlıq davetçi Doktor Ehsan Şen Ucakmı iştirak kıldı. Murasim okuqucularının herkıl numurlarının orunleşi bilen dağdoğuluk ötküzüldü ve katnaşkuçular murasimiga yakşı bahalarını berdi. Murasimga katnaşkan ölümalar murasimda ayrım ayrım söz kılıp, qarilarını tebrikledi ve muhacirettiki dinli təlim terbiyenin ehmiyeti haqqıda toxtılıp ötdi. Murasim ahırda ustazlarga ve qarilarga taqdirname ve şahadetname taqdim kılındı.
Intel şirkəti Xitayda özək işləb çıxırışını rədd qıldı. Dünyada özək krizisi yüz beriyotqan peytdə Amerikanın dünyanın ən çox özək işləb çıxırğıcı şirkəti Intel bixatalıq səbəbindən Xitayda özək işləb çıxırışını rədd qıldı. Intel şirkəti Xitaydakı bir zavodda özəknin kirimli yapraqçısını tez sürətdə işləb çıxırış arqalıq dünyadaki özək kəmçiliyini tuluqlaşını məqsəd qılğan idi. İşləb çıxırışın Amerikada davamlaşışı federasiya hökumətinin qollışığa bağlıq bulub, bunun üçün parlamentda 52 milyard dollarlıq özək qanunu məqullaşı lazım ikən. Özək kəmçiliyi texnika və avtomobil sənayeti bilan şuğulunduğan şirkətlərə milyard dollarlıq ziyan saldığan bulub, onlar işləb çıxırış liniyasidiki xizmətçilərini işdən boşdışığa məcbur bolmaqda. Cümlədən Volvo şirkəti özək kəmçiliyi səbəbindən Belgiyanın Geniş şəhərdəki zavodunda işləb çıxırışını toxtatqan. Başqa avtomobil markalarının da məşnunğa oxşayış tədbirlərini qolunışı mümkün olub, özək krizisi davamlaşqan təqdirdə gündəlik turmuşdan tıxımı köp məsələlərinin görülüşü mümkünlüyü bildirilməkdə. Türkiyə Amerika Müdafiə Nazirliyi ilə ötküzülgən uçuruşuş ijobiy boldu dedi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği Amerika'da ötküzülgen herbi vekiller ömüke uçuruşunun icabi muhitte yakşı ötkenliğini ilan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu aktike haberde bildirilişçe, Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği Amerika'da ötküzülgen herbi vekiller ömüke uçuruşunun icabi muhitte yakşı ötkenliğini hem de kiler kıtımlık uçuruşunun Türkiye'de ötküzülüşke dair fikir birliği hasıl kılgalıkını ilan kılgan. Ministerliğinin bayanatı da, Türkiye Amerika Devlet Müdafiye Ministerlikleri otursudaki yukarı derecelik müdafiye grupisi yığından Washington'da ötküzülgenlikke bildirilgen. Yığın hakkıdaki bayanatta, icabi muhitta yakşı ötti. Yığında herbi vekiller ömeki otursuda iki taraflık ve rayonluk müdafiye şundakla bihaterlik meselelerge dair fikir almıştırıldı. Kiler kıtımlık uçuruş işinden Türkiye'de ötküzülüşü hakkıda fikir birliği hasıl kılındı digen sözleri işletilgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.